Annem öldü. Annemi şimdiden çok özledim. Ama bu durumu kabullenemem. Anne merak etme. Seni tekrardan eskisi gibi sapa sağlam yapacağım. Canlandıracağız seni. Leyla kızım ne saçmalıyorsun sen? Böyle bir şey imkansız. Artık annen öldü. Granny öldü artık. Anla bunu. Hayır. Annem ölmedi. Ölmedi annem. Ben dışarı çıkıyorum baba. Evet. Tamamdır. Şimdi Arda abimi arayacağım ve ondan bir yardım isteyeceğim. Annemi canlandırmanın bir yolu var. Evet. Hatta bunu Arda abi'ye söylemiştim. Çok zor bir bölge var. Oradan canlandırma otunu alırsak annemi canlandırabiliriz. İşte annemin mezarı orada. Haydi Arda abi aç telefonu lütfen. Arda abimin telefonu çalıyor ama açmıyor. Alo Leyla ne oldu kardeşim? Bir şey mi ihtiyacın var? Alo Arda abi. Hatırlıyor musun dün sana bir şey söyledim. Ne söyledin Leyla tam hatırlamıyorum ya. Arda abi annemi canlandırmanın bir yolu var. Bir tane canlandırma otu var. Annem bundan bana bahsetmişti. O otu almamız lazım. Ve annemin mezarının üstüne atmamız lazım. Eğer ki bunu yaparsak annem geri dönebilir. Lütfen Arda abi çabuk yanıma gel. Tamam Leyla geliyorum geliyorum da bu tehlikeli bir şey değil değil mi? Arda abi tehlikeli bir şey. Hem de çok tehlikeli. Eğer ki sen yardım etmezsen bana ben tek başıma gideceğim. Öf Leyla ya. Ama merak etme yardım edeceğim. Büyük anne bana yardım etti. Beni zombilikten kurtardı. Ben de sana yardım edeceğim. Büyük annenin geri dönme gibi bir şansı varsa bunu yapacağız Leyla. Hiç merak etme. Beraber başaracağız bunu. Tamam Arda abi. Annemin mezarının yanında bekliyorum. Haydi gel çabuk. Ama kimseye gözükme tamam mı? Fakir abi falan görmesin seni. Yoksa izin vermeyebilir. Tamam tamam merak etme. Babama gözükmem. Tamamdır Arda abi çabuk gel. Evet çabuk gitmem lazım. Canlandırma otu diye bir şey varmış. Arda oğlum nereye gidiyorsun? Ee babacım dışarı çıkacağım birazcık ya. Leyla'nın canı sıkılıyormuş. Biliyorsun büyük anne öldü. Ben de onu birazcık gezdireyim. Tamam oğlum tamam. Fazla uzaklaşma ben yatıyorum. Tamam babacım tamam. Annem ve sen uyuyun. Evet. Babama da yalan söyledim ama yapacak bir şey yok ya. Leyla kimseye bahsetme dedi. Leyla'ya yardım etmem lazım. Büyük anne bana yardım etti. Ben de Leyla'ya yardım edeceğim. Bekle Leyla, geliyorum kardeşim. Canım kardeşim benim. Büyük anne beni nasıl zombilikten kurtardıysa biz de büyük anneyi şimdi o mezardan kurtaracağız. Hiç merak etme kardeşim. Büyük anne canlanacak. O canlandırma otunu alacağız. Evet, kimseye gözükmeden gitmemiz lazım. Şehirden de öyle çıkmamız lazım. Çabuk çabuk çabuk. Leyla büyük annenin mezarının oradaymış. Bakalım burada mı? Leyla kardeşim neredesin? Leyla. İşte tamamdır Leyla burada. Leyla kardeşim. Gel kardeşim gel. Orada korumalar var görmesinler bizi. Gel kardeşim çabuk gel buraya. Geliyorum Arda abi. Arda abi annemi canlandırmanın bir yolu var. Bana yardım etmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Tabii ki kabul edeceğim ya. Büyük anne bana yardım etti. Biz de büyük anneye yardım edeceğiz. Sana yardım edeceğiz. Her neyse şimdi ne yapıyoruz Leyla? Arda abi, çok tehlikeli bir yer var. Oraya gitmemiz lazım. Bu canlandırma otunu oradan almamız lazım. Ama bak çok tehlikeli. Hayatımız tehlikeye girebilir. Ya Leyla neresi burası? Gidelim. Merak etme hiçbir şey olmaz bize. Arda abi, ölülerin diyarına gideceğiz. Ne? Ölülerin diyarı mı? Nasıl yani mezarlık gibi bir yer mi? Hayır Arda abi. Mezarlıktan daha korkunç bir yer. Cehenneme gideceğiz Arda abi. Hazır mısın? Leyla ne diyorsun sen? Ne cehenneme? Ölülerin diyarı diyorsun, cehennem diyorsun. Leyla korkutma beni. Arda abi yapacak bir şey yok. Canlandırma otu orada. Eğer ki bu canlandırma otunu alırsak ve annemin mezarına koyarsak annem hayata geri dönebilir. Yardım edecek misin yoksa ben kendi başıma mı yapayım bu işi? Tamam Leyla yardım edeceğim kardeşim. Ama ilk önce ne yapalım biliyor musun? Kendimize şöyle bir ekipman alalım. Yanımızda bulunsun yani. Karşımıza böyle tehlikeli yırtıklar çıkarsa onlarla savaşabilelim. Doğru söylüyorsun Arda abi. Merak etme ben şimdi sihirle sana bir ekipman veririm. Haydi ver Leyla. Üstüme bir elmas set ver benim. Bir tane de elmas kılıç ver. Kendi üstüne de bir tane elmas kılıç al. Bir tane de elmas set al. Sonra gidelim artık. Tamamdır Arda abi. Hazır ol. 1 2 üç. Hı işte geldi. Tamamdır Leyla. Çok güzel. Elmas setimizi ve elmas kılıçlarımızı aldık. Artık şu ölüler diyarına gidebiliriz. Gidelim Arda abi ve annemi canlandıralım. Gel Leyla gel. İlk önce şehirden çıkmamız lazım. Leyla kimsenin bizi görmemesi lazım Yoksa korumalar direkt babama haber verebilir Babam böyle bir şeye asla izin vermez Ölüler diyarına gittiğimizi öğrenirse var ya Şehrin kapılarını kilitlettirir Asla şehirden çıkmamıza izin vermez Tamam Arda abi merak etme Şimdi ışınlanırız şehirden dışarı Kimse bizi görmez Hazır mısın ışınlanıyoruz Hazırım Leyla haydi 1-2-3 İşte tamamdır Leyla geldik Leyla haydi, şehirden de çıktığımıza göre artık şu ölüler diyarına gitmemek için hiçbir sebebimiz kalmadı. Artık gidebiliriz. Evet Arda abi. Bekle bir saniye. Ne taraftan gideceğimizi anlamam lazım. Ölüler diyarının yönünü bulmam lazım. Tamam Leyla, haydi bul sen. Hesaplıyorum Arda abi. Hesaplamalarıma göre ölüler diyarı bir portal var. O portaldan geçersek ölüler diyarına ulaşabiliriz. Ama yolculuğumuz çok tehlikeli olacak. Bunu unutma. Tekrardan soruyorum. Benimle gelmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum Leyla, ediyorum. Bak Arda abi, benim sihirli güçlerim var. Kendimi koruyabilirim. Ama seni koruyamayabilirim. Elimden geldiğince seni de korumaya çalışacağım tabii. Ama eğer ki sana bir şey olursa ben fakir abiye ne derim? Merak etme, bana hiçbir şey olmaz. Ben de bir savaşçıyım. Bir savaşçı gibi ölüler diyarına gideceğiz. Ve o canlandırma bitkisini alacağız. Haydi gidelim. Tamamdır. Şehrin ilerisine doğru gideceğiz. Bu taraftan mı? Aynen öyle. Dümdüz gidiyoruz. Portal yaklaşık 100 kilometre uzakta. 100 kilometre boyunca yürümemiz lazım. Leyla bizi ışınlandırsana direkt ya. Neden yürüyoruz? Arda abi en fazla bir kilometre öteye ışınlanabiliyoruz. Şu anda sihir güçlerin fazla gelişmediği için daha fazla ışınlanamıyorum. Tamam o zaman. Bir kilometre bir kilometre ışınla bize öyle gidelim. Tamam Arda abi dediğin gibi olsun. Sıkı tutun, gidiyoruz. Gidelim Leyla. Pıh. İşte Leyla tamamdır. Şimdi 99 kilometremiz mi kaldı? Aynen öyle. Işınlanmaya devam ediyoruz. Tutun. Haydi gidelim. Arda Leyla ile birlikte olduğunu söyledi. Gideyim de ben de Leyla'yı bir göreyim ya. Kız şu anda çok üzülüyordur. Ben de onun yanında durayım. Eğlendirmeye çalışalım birazcık. Sonuçta dün annesi öldü. O yüzden Leyla'nın yanında durmamız lazım. Arda çok iyi düşündü Leyla'nın yanına gitmekle. Ben de gideyim de çocukları birazcık eğlendireyim. Mesela ikisini birden Luna Park'a götürebilirim. Aynen öyle. Hem ikisi de eğlenmiş olur. Leyla da belki biraz da olsa annesinin ölümünü unutabilir. Her neyse. Leyla acaba şu anda evde mi? Büyük ihtimal Arda ile beraber evdedir. İşte Kazım amca içeride. Kazım amca aç kapıyı ben geldim fakir. Geldim evladım geldim. Fakir geldi ne istiyor acaba? Fakir ne oldu evladım bir şey mi oldu? Kazım amca merhaba. Arda ve Leyla birlikte olacaktı. Şu anda evdeler mi? Yok evladım. Leyla yine bir şeyler saçmalıyordu. Annemi canlandıracağım diyordu. Ne yaptığını bilmiyorum. Ben de fazla karışmak istemiyorum. Şu anda çok üzgün Leyla ve ne dediğini bilmiyor. Allah Allah ya. Arda da evden çıktı. Leyla'nın yanına gidiyorum dedi. İyi de Burada değillerse nereye gittiler bunlar? Bilmiyorum evladım. Şehirde bir yerlerdedirler. Oturuyorlardır. Belki de oyun oynuyorlardır. Tamam kazım amca. Ben gideyim Şunları bulayım ya. Dediğin gibi belki de oyun oynuyorlardır. Belki de başlarını belaya sokacak bir şey bulmuşlardır. Baksana Leyla annesini canlandırmak istiyormuş. İyi de böyle bir şey nasıl olacak? Büyük anneyi canlandırmak imkansız. Böyle bir şey olmaz yani. Dur ya korumalara sorayım. Acaba şehir dışına çıktılar mı? Onlar görmüşlerdir. Yani eğer ki şehir dışına çıktılarsa kesin görmüşlerdir. Çünkü kapıdan geçmeleri lazım. Kurumalar merhaba. Fakir bey hoş geldiniz buyurun. Bir şey mi oldu? Evet ya ben bir şey soracağım. Arda ve Leyla'yı gördünüz mü? Şehir dışına falan çıktılar mı? E, ee, fakir bey az önce büyük annenin mezarının önündeydiler. Ama daha sonra görmedim. Şehir dışına çıkmadılar yani. Tamam tamam Şehir dışına çıkmadılarsa şehir içinde bir yerdeler Tamamdır koruma sağol Ben gideyim şunları arayayım Şehir dışına çıkmamışlar Büyük ihtimal şehir içindeler Gideyim şunları bulayım ya Az önce buraya gelmişler Büyük annenin mezarına Heh? Burası da neresi Leyla geldik mi İşte burada bir portal var Evet Arda abi şimdi geldik Bu portal ölüler diyarına götürecek bizi Geçmeye hazır mısın Bak karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Ben de daha önce hiç bu portaldan geçmedim. Ama bu portaldan geçince oradaki canlandırma bitkisini alabiliriz. İstersen sen burada bekle ben gidip alıp geleyim. Yok yok ben de seninle geleceğim. Seni yalnız bırakamam. Tamam Arda abi o zaman beraber geçiyoruz. Çok sağ ol her şey için. Önemli değil Leyla. Haydi gel takip et beni. Şimdi portala gireceğiz ve ölüler diyarına gideceğiz. Haydi bakalım. Birazcık heyecanlıyım ama bunu yapmamız lazım. Büyük anneyi canlandırmak için o canlandırma bitkisini almamız lazım. Haydi Leyla geleceksin değil mi? Tam arkanda olacağım. Tamamdır. İşte gidiyoruz.